ödülü hak kazanan kişi, kurum ve kuruluşların kısa bir slayt gösterisi olacak. Sonra sunum gösterimi yapan ödül sahibi sahneye davet ederek kısa bir teşekkür konuşmasından sonra ödülünü verecek kişi sahneye davet edecektir. Ödülünü alan hak sahibi yerleştikten sonra ödülü sunan kişi değerlendirme konuşması yapacaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmanın yapabileceği 1500 seyirci kapasiteli yeni spor salonu. Salon sporlarını kullanmak üzere hizmete açıldı. Bingöl'ümüzde kayak merkezi kazanmaları, merkez, yeni mahalle ve genç ilçesi sentetik çim yüzeyi futbol sahalarını gençlerimizin hizmetine sunmaları, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu ki 2012'de tamamlanacak ilimize kazanmaları, bu ve buna benzer çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda Bingöl'de var diyen Sayın Arıkan spor dalında ödül layık görmüştür. Kendinizi de alıp Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Kaymakamım, çok değerli misafirler. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu gece burada oluşturulan tablo ve birliktelik gerçekten çok önemli. Bu tür organizasyon ve etkinliklerin birlik, beraberlik ve milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirdiğini çok iyi biliyoruz. İnsanlarımızın tanışmaları, paylaşmaları ve kültürümüzün doğru bir şekilde gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan bu tür organizasyonların artarak devam etmesini diliyorum. Bu gecede, bu dayanışma ve paylaşma gecesinde bizi bu ödüle layık gören, başta TAVZ Derneği Yönetim Kurulu'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum ve ayrıca biraz önce burada tesisleşmeden bahsettik, yapılan çalışmalardan bahsettik. Bu tesislerin ilimize kazandırılmasında başta Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Belediye Başkanımız Sayın Serdar Atalay'ın çok büyük emekleri var. Huzurlarınızda onlara çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi ödüllemek üzere Sayın Rektörümüz Gülsün Baydaş'ı davet ediyoruz. Bize saygılar sunuyor. Sayın Arıkan, teşekkür ediyorum.